Sayın seyirciler, sıcak bir gelişmeyi aktaralım. Son dakika olarak da ekranlarınıza geliyor. Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü iddiası var. Şimdi ayrıntıları Osman Terkan aktaracak bizlere. Osman, nedir son bilgiler sendeki? Bucukaya, şimdi Yahya Sinvar'ın Gazze şeridinde olduğu zaten belirtiliyordu ve İsrail'in o bölgeye yönelik operasyonları özellikle de son 10 gündür çok ciddi anlamda çok şiddetlenmişti. Özellikle de kuzey bölgelere yoğun bir kara operasyonu ve elbette ki havadan da operasyonlar devam ediyordu. Şimdi az önce İsrail ordu sözcüsünün yaptığı açıklama gerçekten de durumu hareketlendirdi. İsrail de durumu hareketlendirdi ki Hamas lideri Yahya Sinvar'ın bu operasyonlardan birinde öldürülmüş olabileceğinden şüpheleniyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Tabii henüz kimliğini doğrulayamıyoruz şeklinde de bir açıklama geldi. İsrail ordusundan şu an için böyle bir iddia diyelim. İddia söz konusu İsmail Haniye'den sonra Hamas'ın liderliğini üstlenen, Hamas'ı başına geçen Yahya Sinvar'ın bir İsrail operasyonunda öldürüldüğüne dair, hayatını kaybettiğine dair İsrail yetkililerden, İsrail ordusunun yaptığı bir açıklama var. İddia bu yönde. Ama tabii ki daha çok sıcak bir gelişme. Az önce paylaşıldı bu bilgi ve sonrasında da peşi sıra gelen açıklamalar var ki bunlardan elbette ki en dikkat çekeni şu an aşamada kimliğini doğrulayamıyoruz şeklinde İsrail ordu sözcüsünün bir açıklaması var. Tabii bu olasılığı araştırıyoruz şeklinde bir ifade kullanıldı. Şimdi İsmail Haniye, Hamas lideri, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in bir operasyonuyla, bir hava saldırısıyla hayatını kaybetmişti. Ardından da yerine Yahya Sinvar geçmişti. Hamas lideri olarak Ağustos ayından bu yana görev yapıyordu. Eski Filistinli siyasetçi. Ve az önce bize de ulaşan bilgi, dediğim gibi İsrail'i hareketlendiren bilgi, Yahya Sinvar'ın da öldürüldüğü yönünde bir İsrail operasyonunda ki İsrail özellikle de son 10-12 gündür kuzey bölge Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Cibaliye mülteci kampının da olduğu yerleri abluk altına almıştı. Hatta 3 bölge kapalı askeri alan ilan edildi. Tabii bu düşündürücüydü. Orada 450 bin kişinin sıkıştığını biliyoruz. Birleşmiş Milletler'den gelen açıklamalar var. O bölgeye gıda, su, ilaç gibi malzemelerin gönderilmesi konusunda çok ciddi sıkıntılar vardı. Birleşmiş Milletler bu konuda baskı yapıyordu İsrail yönetimine. Ama tabii ki herkesin birçok kişinin anlam veremediği bir şekilde o bölge abluk altına alınmıştı. İsrail ordu güçleri karadan bölgeye girmişti ki 7 Ekim olaylarının yıl dönümünden bu yana o bölgede çok ciddi anlamda kara operasyonlarına hız vermişti İsrail. Yine hava saldırılarına devam ediyordu. Yine Gazze'nin orta kesimi, yine güney kesimi, Han Yunus, Refah bölgelerine de çok ciddi operasyonlar vardı. Yani son günlerde ciddi bir hareketlilik vardı Gazze'de. Ve şimdi öğreniyoruz ki elbette ki şu an iddia aşamasında ama İsrailli ordu sözcüsünün açıkladığı, kamuoyuyla paylaştığı bilgi Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmüş olabileceği bir operasyon sırasında bundan şüpheleniyoruz dedi. Ama tabii tekrardan altını çizmekte fayda var. Kimlik doğrulamasını henüz yapamadık, yapılamadı şeklinde de bir ifade kullanılıyor. Yani şu an için İddia aşamasında ama elbette ki ilerleyen dakikalarda hem İsrail tarafından, İsrail ordusundan eğer kimlik teyidi yapılabilirse bir açıklama gelecektir. Tabii Hamas cephesinden şu an için yapılmış bir açıklama yok. Yahya Sinvar'ın elbette ki nerede olduğuyla ilgili soru işaretleri de vardı ama kendisinin Gazze'de olduğu, Gazze şeridinde bulunduğu biliniyordu. En azından Hamas cephesinden yapılan açıklamalar bu yöndeydi ve az önce de İsrail'in Gazze'ye yönelik yaptığı operasyonlar sırasında Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatını kaybettiği yönünde İsrail ordusundan gelen bir açıklama var. Ama tekrardan tabii ki henüz kimliğinin teyidini yapamadık şeklinde bir açıklama geldi İsrail ordusu tarafından.
Kendisi İsmail Haniye'nin yerine geçmişti. İsmail Haniye dediğim gibi Tahran'da İsrail'in bir füze saldırısında gece saatlerinde kaldığı konutta hayatını kaybetmişti. Ardından da görevi Yahya Sinwar devralmıştı ve Hamas geçtiğimiz 7 Ekim'de bir yıldan bu yana Gazze şeridine çok ciddi bir direniş gösteriyor. İşte o direnişin başına Yahya Sinwar geçmişti ki 7 Ekim'de de yine direnişe devam mesajı verilmişti. Tabii İsrail'in operasyonları sadece Gazze şeridiyle kısıtlı değildi. Lübnan sınırında yine kara harekatlarına devam ediliyor. Beyrut'taki Dahiye bölgesinde Hizbullah'ın karargahı diyebileceğimiz noktalara çok ciddi anlamda operasyonlar gerçekleştirilmişti. Hava operasyonları ve Hizbullah'ın da komuta kademesi Nasrallah'tan diğer yöneticilere kadar birçok kişi bu operasyonlarla hayatını kaybetmişti. Paralel olarak Hamas'a yönelik de İsrail'in operasyonları, kara ve hava operasyonları devam ediyordu. İşte o operasyonlardan birinde de Yahya Sinwar'ın, Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinwar'ın da öldürüldüğü yönünde İsrail ordusu tarafından ortaya atılan bir iddia var. Tabii henüz dediğim gibi teyit edilmemiş bir bilgi ama tabii ki bölgeyi bir anda hareketlendiren bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.